Bir haftayı daha tamamladık ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi hem önümüzdeki haftayla ilgili beklentilerimi sizlerle paylaşacağım. Hem de cuma günkü kapanış rakamları sonrasında pazartesiye nasıl başlarız? Hafta boyunca rakamlar bize neler söyleyebilir konusunu değerlendireceğim. Tabi biliyorsunuz bu haftanın en önemli verisi 22 Ekim'de açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Merkez Bankası faizleri arttıracak mı, sabit tutacak mı ya da düşürecek mi? Konut sektörünün iyiye dip yaptığı, reel sektörün büyük bir çıkmaza doğru sürüklendiği bu süreçte acaba Merkez Bankası faiz arttırım kararını alabilecek mi? Geçen ay yaptığı gibi. Yoksa faizleri sabit tutacak mı? Faizleri sabit tutması durumunda, yani piyasanın beklentisi olan faizleri arttırma kararını yerine getirmemesi durumunda nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Özellikle dolarda ve gram altında ne tip hareketlerle karşı karşıya kalırız? Bir. Öbür taraftan yine Amerika ile Çin gerilimi her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Amerika'da Çinli akademisyenler, öğrenciler gözaltına alınıyor ve bunun sonrasında da Çin'den bir açıklama geldi. Her an ABD vatandaşlarını gözaltına alabiliriz dedi. Amerika'nın attığı her adıma Çin birebir karşılık veriyor ve böyle bir durum dünyanın daha da gerilmesini beraberinde getirebilir. Üçüncü bir soru işareti tabii ki pandemi meselesi. 40 milyon kişiyi aşmış durumda dünya çapında ve hızla ikinci dalga göstere göstere geliyor arkadaşlar. Geçen seneden çok daha sert bir tabloyla sanki karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Tüm bu gelişmeler piyasaları, özellikle rakamları nasıl etkileyecek, bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yorumsuz olarak hemen cuma kapanış rakamlarını verelim sizlere. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası eski adıyla ya da Borsa İstanbul yeni adıyla BIST 100 endeksinin kapanış rakamı 119.273 seviyesi arkadaşlar. 120.000 seviyesine dayanmış durumda. Daha önce de söylediğim gibi borsa gerçekçiliğini tamamen yitirdi. Dolar 7.92.23 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Daha önce de söylediğim gibi 7.90-95 aralığına sıkışmış durumda. Peki bundan sonraki süreçte ne olur? Önümüzdeki hafta doların nereye gitmesini bekliyoruz. Onu da yine videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Euro 9.30 seviyesinin hafif üzerinde, 9.30.09'dan işlem gördü ve kapanışını gerçekleştirdi. Euro dolar paritesi 1.17'nin üzerinde tutunuyor ama tutunabilecek mi acaba? Faiz cephesinde %14'ün hemen kıyısındayız. Altının onsu 1899 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Gram altın 484 liradan kapandı. Gümüşün gramına bakıyorsunuz 6 lira 17 kuruş civarında. Gümüşün onsuna bakıyorsunuz 24 doların üstünde. Yani bütün rakamlar kritik seviyelerde dolaşıyor arkadaşlar. Önce belirleyici nedenleri konuşalım. Ondan sonra da rakamların nereye gidebileceğini değerlendirelim. En önemlisi elbette bizim açımızdan bakıldığı zaman Merkez Bankası'nın faiz kararı. Merkez Bankası öyle ya da böyle aslında faizleri arttırmak zorunda. Arttırabilir mi? Hayır, arttıramaz arkadaşlar. Arttırmaya kalktığında mutlaka çok yüksek oranlarda bir faiz arttırımına gitmek zorunda. Eğer ki 100-150 baz puanlık bir faiz arttırımına giderse doların yükselişini engelleyemez. Sadece birazcık yavaşlatabilir. Burada faiz arttırmasının tek önemli bir noktası var. Bak, bundan sonra da faizleri arttıracağım, onun için dolara çok da fazla yüklenmeyin imajı yaratabilmek. Öbür taraftan Merkez Bankası'nın faiz arttırımları reel sektörü, özellikle konut sektörünü çok derinden yaralayacaktır. Görüyorsunuz Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında arka arkaya zaten konut satışlarında ciddi bir düşüş oldu. Hep bir önceki aya göre Eylül'de artık işin sonuna gelindi. Bir önceki yıla göre bile çok ciddi bir düşüş gözlendi. %6.9'luk bir kayıpla Eylül ayını kapattı konut satışları. Faizlerin biraz daha artırılması demek, politika faizinden bahsediyorum, aynı zamanda piyasa faizlerinin yukarıya çekilmesi demek, konut sektörünün tamamen dip yapması anlamına gelecektir. Bunu göze alabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Öbür taraftan iş sadece konutta kalmıyor. Bu bankacılık sektörü üzerindeki risklerin artması, batık kredi oranlarının artmasını da beraberinde getirecek. Bankaların kredi vermesini zorlaştırırken mevduat toplamasını da zorlaştıracak arkadaşlar. Her ne kadar mevduat faizleri bir tık da yukarı çıkmıştır,
çıksa yine de doların altının cazibesini yakalayamayacak ve bankacılık sektörü ne kredi verirken ne mevduat toplarken ne de konut satışı gibi satışlardan kredilendirme yaparken para kazanabilecek. Dolayısıyla bu ciddi anlamda piyasanın sıkışması anlamına gelir ve büyük bir problemi beraberinde getirir. Kısa vadede piyasaya mesaj verme açısından önemli olabilir. 100-150 bas puanlık bir arttırım orta ve uzun vadede sıkıntıların daha da büyümesini beraberinde getirecektir. Bir başka konunun da altını çizmek istiyorum. Merkez Bankası çok agresif bir şekilde bir anda 500-600 bas puanlık bir faiz arttırımına gidebilir mi ve gitmeli mi? Bu koşullar içerisinde özellikle enflasyonun %12'yi zorladığı, yıl sonuna doğru %14-15 seviyelerine çıkabileceği bir ortamda niyet doları bir miktar frenlemek ise o zaman mutlaka ve mutlaka Merkez Bankası'nın faizleri 600 bas puan belki 700 bas puan birden arttırması gerekiyor. Böyle bir arttırım evet doların sabit kalmasını bir süreliğine sağlayabilir. Peki burada sorulması gereken bir başka soru. Acaba Merkez Bankası agresif bir faiz arttırımı yapabilir mi? Yani 500-600 bas puanlık bir arttırım söz konusu olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Böyle bir karar siyaseten Cumhurbaşkanı'nın intihar etmesi anlamına gelir. Söylediklerin çok tersi bir durumu hiçbir koşul oluşmadan sağlaması anlamına gelir. Çünkü Merkez Bankası'nın 600 bas puanlık faiz arttırımı Merkez Bankası'nın kararı olarak değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı olarak algılanacak. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de faizleri ben indirttim demişti. Faizleri indirten Sayın Cumhurbaşkanı ise arttırtan da mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı olacaktır diye düşünülecek piyasa tarafından. Dolayısıyla arkadaşlar böyle agresif bir faiz artışı beklemiyorum. 100-150 bas puanlık bir faiz artışının da piyasaları kitlemek dışında hiçbir işe yaramayacağı ortada. Dolayısıyla Merkez Bankası faizleri sabit tutarak belki de devalüasyonist bir etkinin önünü açacak. Cari açığında önümüzdeki dönemde de çok ciddi bir sorun olmamasını sağlamaya çalışacak diye düşünüyorum. Hem Cumhurbaşkanı'nın sözü yenmemiş olacak hem de cari açığın kapatılacağı bir ortam yaratılacak. Eğer dolar daha doğrusu döviz cephesi çok agresif bir şekilde yükselirse bunun sonucunda çözülen paraların önemli bir kısmı belki de konut sektörüne kayacak. Beklenti bu olabilir arkadaşlar. Ama bunun dışında biz faizi arttıralım, cari açığı da dengeleyelim, aynı zamanda konut sektörünü de canlandıralım, bir yandan da reel sektörü hareketlendirelim, bunun yanına bir de yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişini sağlayalım gibi bir düşünce varsa bu hayalden öte bir şey değildir. Tabii Merkez Bankası dışında bu haftayı etkileyecek en önemli nedenlerden birisi de Amerika ile Çin arasındaki gerilim. Amerika Çinlilere her türlü baskıyı yapmaya devam ediyor. En son öğrenciler, akademisyenler hatta bazı yöneticiler ve iş adamlarını gözaltına aldı. Bunun sonrasında Çin de hemen bir hamle yaptı. Eğer bu adımdan geriye dönülmez ise Amerika tarafından bu kez Çin devletinin de Amerikan vatandaşlarını gözaltına alabileceğini söyledi. Bakalım ne olacak? Gerilim ne kadar artacak ve bunun piyasalara etkisi nasıl olacak? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Amerika ile Çin arasındaki bu gerilimin bu şekilde artması emin olun piyasalarda çok ciddi dalgalanmaları beraberinde getirecektir. Risk algısını arttıracaktır ve dolayısıyla altına olan talebi de arttıracaktır. Altına olan talebin artmasının bir başka nedeni de tabii ki ikinci dalga etkisinin artık çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor olması. Evet, aşıyla ilgili çalışmalar var. Çeşitli ülkeler biz aşıyı bulduk, çok yakın bir zaman içerisinde devreye sokacağız, yıl sonuna kadar aşı gündeme gelebilir vesaire gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama her ne olursa olsun 2021'de gördüğüm kadarıyla 2020 gibi kayıp bir yıl olacak. 2020 hatta 2021'den çok daha iyi bir yıl olarak bile tarihe geçebilir. Bu da yine piyasalar üzerindeki stresi arttıracak, gerilimi artacak ve riskleri arttıracak. Altına olan talebin artmasını beraberinde getirecek. Gördüğünüz gibi bir yığın sıkıntılı durum var ve bütün bunlarda hem altının hem de doların yükselmesinde çok ciddi etkiler yapacak gibi görünüyor. Hemen rakamlara tekrar geri dönelim, dolarla başlayalım. 7.92-23 seviyesindeki dolar kuru benim için
şunu ifade ediyor arkadaşlar. Türkiye'de Merkez Bankası faizi 100-150 bas puan arttırırsa önümüzdeki 1-2 hafta içeri 8-20 civarında bir dolar kuru görürüz. Merkez Bankası bir faiz arttırımına gitmezse, faizleri sabit tutmaya kalkarsa işte o zaman biz cuma günü itibariyle zaten 8'in üzerinde dolar kurunu görürüz. Hatta 8.30 zorlamaya başlayan bir dolar kuru görürüz. Onun için merkezin kararı burada çok kritik ve önemli olacaktır. Merkez Bankası'nın bu kararı eğer ki mesajlarıyla şöyle algılanırsa, bundan sonra da faiz arttırmayı düşünmüyoruz kardeşim, bizim faiz arttırmak gibi bir derdimiz yok, böyle bir problemimiz yok, böyle bir niyetimiz de yok gibi bir algı oluşturulursa o zaman zaten devalüasyon etkiyle karşı karşıya kalırız. Doların yükselişi çok daha hızlı bir hale gelir. Bütün dövizler Türk lirasına karşı değerlenirken Türk lirasında da ciddi bir değer kaybı olabilir. Merkez Bankası'nın 22'sindeki kararı çok ama çok kritik. Gerçekten sürpriz olabilir. Gerçekten Merkez Bankası bütün piyasaları terse düşürebilir bu süreç içerisinde. Biliyorsunuz geçen ay herkes Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasını bekliyordu. Bir faiz arttırımı geldi sürpriz şekilde. Bu kez de herkes Merkez Bankası'nın faiz arttırması gerektiğini düşünüyor. Çünkü enflasyon tırmanıyor. Eğer ki Merkez Bankası bu beklentileri gerçekleştirmezse de bu bütün dövizler üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır. Euro dolar paritesi bakın 1.18'in üstünü zorluyor olsa da zaman zaman burada çok kısa kalıp kapanışlarını genel itibariyle 1.17'nin hafif üzerinde tamamlıyor. 1.17'yi de aşağıya doğru zorlayıp kıramıyor. Çünkü tam bir bekleme dönemine girilmiş durumda. Gelelim altının onsuna. Demin saydığım sebepler çok önemli. Covid meselesi arkadaşlar. Amerika-Çin gerilimi arkadaşlar. Bütün bunlar altın üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte altına olan talep her geçen biraz daha artacak. Bir başka önemli konu tabii ki 3 Kasım seçimleri. 3 Kasım seçimlerinde Biden'la Trump arasındaki fark Biden lehine daha da açılırsa anlayın ki altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Biden'ın seçilmesiyle birlikte altının onsunda çok ciddi ataklar göreceğiz. Gram altını hemen 500'ün üzerinde göreceğiz. Daha sonrasında hem doların hem de altının onsunun yükselmesiyle birlikte 520-530 aralığına giden bir gram altın fiyatı göreceğiz. Çok yakın bir vadede. Orta uzun vadede ise 2300-2500 aralığına doğru giden altının onsu 900 liranın üzerine çıkıp 10 liraları zorlamaya başlayan dolar fiyatıyla birlikte 600 liranın hemen kıyısında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Keza gümüşün onsunun 30 doları zorladığını, gümüşün gramının da 9 liraları zorladığını göreceğiz. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.